Ekoloji videosunda komünite kavramından bahsetmiştik. Komünite aynı ortamda yaşayan, aynı yaşam alanını paylaşan farklı popülasyonların bir araya gelmesiyle oluşuyordu, hatırlarsınız. Bu bahsettiğimiz alan hava ya da su da olabilir. Aklınıza hemen yeryüzü parçası gelmesin. Komünitenin yanına belli bir alanı paylaşan popülasyonlar yazalım. Belli bir alanı paylaşan popülasyonlar. Bu videoda komünite içindeki etkileşimlerden ama özellikle de farklı türler arasındaki etkileşimlerden bahsetmek istiyorum. Buna teknik olarak türler arası etkileşimler de denebiliyor. Ben popülasyonlar arası etkileşimler demeyi daha çok seviyorum. Bu konuda akla gelen ilk şey genelde rekabettir. Rekabet, farklı popülasyonların yani farklı türlerin aynı kaynaklar için mücadele içinde olmalarını ifade ediyor. Mesela bir ormanı düşünün. Burada bir sürü farklı bitki türü güneş ışığına, suya ya da topraktaki besinlere ulaşmak için rekabet halindedir. Ekranda şu anda gördüğünüz resim de yine bir komünite örneğini içeriyor. Burada da bir sürü farklı balık popülasyonunu bir arada görüyoruz. Ayrıca deniz şakayı ve mercan gibi farklı türler de var. Hepsi bu gördüğümüz alanı paylaşıyorlar. Bunların birçoğu bir şeyler için rekabet halinde olabilir. Aynı yiyeceğin peşinden gidiyor olabilirler ya da aynı koruna gizlenmeye çalışıyor olabilirler. Genellikle türler arası etkileşimlerden bahsedilirken, eksi eksi gibi bir gösterimin de bu etkileşim türleriyle beraber kullanıldığını görürsünüz. Bunun anlamı, iki farklı tür birbiriyle rekabet ilişkisi yaşıyorsa, Birinin sayısındaki artış, diğerinin sayısında düşüşe sebep olacak demek. Örneğin bir bitki başka bir bitkiyle rekabet halindeyse ve diğer bitki onun ışık almasını engelliyorsa, hatta bu sırada ışık alan bitki sayısını da e, yani ışık alan bitki sayısını daha da arttırıyorsa, bu durum ışık alamayan bitkiyi olumsuz şekilde etkileyecektir. Ya da diyelim ki ben sizinle bir rekabet içindeyim ve ikimiz de aynı yiyeceği yiyoruz. Sizin de peşinde olduğunuz o yiyeceği yiyen benim türümün sayısının artması sizin türünüzü olumsuz etkiler. Aynısı tabii ki tam tersi durumlar içinde geçerli. Türler arası etkileşimin bir diğer çeşidi predasyon yani yırtıcılık. Buna aslında av avcı ilişkisi de denebilir. Çünkü bu bir popülasyonun diğer bir popülasyonu yemek istediği e, ilişki çeşididir. Predasyonu genellikle televizyonlarda, belgesellerde izlediğiniz şu tarz görüntülerle eşleştirebilirsiniz. Mesela bir ceylanı ya da bir çeşit geyiği avlamakta olan şu çita gibi. Resmin altındaki yazıda bunun genç bir buşbak antilobu olduğu yazıyor gerçi. Ama her neyse yine de e, işte predasyon dediğimiz budur. Ama predasyonun tek çeşidi bu değil. Şu gördüğünüz ot yiyen keçi resmi de aslında predasyon ilişkisini gösteriyor. Bu öteki görüntü kadar kanlı ve vahşi değil ama burada da avlanma durumu söz konusu. Çünkü sonuçta burada da bir tür diğer bir türü yiyor. Bu durumda bu hayvan yani keçi şu otları yiyor. Predasyonun spesifik olarak bu çeşidine otçulluk deniyor. Bunu da özellikle belirteyim. Fakat bunun da halen predasyonun altında olduğunu, yani bir çeşit avlanma olduğunu unutmayın. Şimdi üst tarafta da predasyonun yanına otçulluk yazacağım ama dediğim gibi bu sadece predasyonun bir alt başlığı. Evet. Bu etkileşim türü için kullanılan gösterim ise genellikle artı eksi şeklindedir. Yani şu türün sayısı arttıkça ki bu yenilen tür, bu durum tabii ki avcıyı olumlu etkileyecektir. Fakat eğer avcı türünün sayısı artarsa bu av türünün sayısını olumsuz etkiler. Bundan sonraki etkileşim türleri daha uzun vadeli ilişkileri içerecek. Aynı zamanda da türlerin birbirlerine daha yakın hatta üst üste yaşadıkları durumları gösterecek. Bu tarz uzun vadeli yakın ilişkilerin genel adı simbiyozdur. Simbiyoz. Günlük konuşmalarda simbiyozdan birbirlerinden karşılıklı fayda sağlayan türlerin ilişkisi şeklinde bahsedildiğini duyabilirsiniz. Ama teknik olarak simbiyoz sadece karşılıklı fayda sağlamak anlamına gelmez. Bir şekilde karşılıklı zarar verildiğini de ifade ediyor olabilir. Ya da türlerden biri fayda sağlarken diğeri bunu umursamıyor olabilir. Yani simbiyozun birkaç farklı çeşidi var. Bunlardan ilki parazitizm. Aslında bu predasyona epey benziyor. Parazitin daha fazla fayda sağlayabilmesi için daha fazla sayıda konak gerekmektedir. Ama aslında parazit konağa zarar vermektedir. Buna pek çok örnek verebiliriz. Mesela burada yakınlaştırılmış bir bit görselimiz var. Bu neden parazitizme bir örnek teşkil ediyor? Şimdi bu bit ki buna parazit de diyebiliriz, saçlarımızda ya da saç derimizde yaşıyor ve yiyeceklerini buradan buluyor. Kanımızı emerek besleniyor, ayrıca saçlarımıza yumurtlayabiliyor. Yani bizi bir anlamda doğadaki bir sığınak olarak kullanıyor. Ama bu durum tabii ki bizler için hiç de iyi bir şey değil. Çünkü ne oluyor? Sürekli kaşınıyoruz, bit kanımızı emiyor ve bu durum çok rahatsız edici. Yani gördüğünüz gibi parazitizm parazit için iyi. Yani aynen predasyonda avcı için durumun iyi olması gibi ama konak için pek de iyi olmayan bir şey. Simbiyozun her iki tarafın da fayda sağlayabileceği bir türü de bulunuyor ve buna Mutualizm ya da Mutualizm e, İngilizce şeyiyle söylersek, ama Mutualizm diyelim, Mutualizm deniyor. Evet, burada her iki tarafta fayda sağlıyor ve az önce dediğimiz gibi insanlar genelde simbiyozdan bahsederken aslında Mutualizmi kastederler ki bu esasında simbiyozun her iki türünde fayda sağladığı bir alt başlıdır. Bu arada bu türler her zaman hayvan olmak zorunda değil. Burada Mutualizme bir örnek görüyoruz anemon içinde yaşayan bir palyaço balığından bahsediyoruz. Evet. Anemon palyaço balığına korunak sağlarken palyaço balığı da anemonu yiyebilecek diğer balık türlerini, diğer balıkları ondan uzak tutuyor. Yani her ikisi de böylelikle bu durumdan fayda sağlamış oluyorlar. İşte buna mutualizm ya da mutualizm diyebiliriz. Bahsedeceğimiz bir ilişki türü daha var. Bunda ise türlerden biri fayda sağlarken diğerinin pek de umurunda olmaz. Evet bunu da yazalım. Bu etkileşim çeşidine de komensalizm, komensalizm deniyor. Bunu da yine bir örnekle anlatayım. Mesela bu resimde derimizde yaşayan bakterileri görüyoruz. Şu anda bile derinizin üzerinde yaşamakta olan bakteriler mevcut, kabul edin. Aslında bu durum genellikle iyi bir şey. Hatta e, bu bazen e, mutualizm olarak bile kabul edilir. Çünkü bunlar kötü bakterilerden korunmamızı sağlıyorlar. Ama tabii bir yandan da bu bakteriler kesinlikle bizden faydalanıyorlar. Derimizdeki besinlerle hayatta kalıyorlar. Derimiz onların yaşam alanı. Ama çoğunlukla bunların bize herhangi bir etkisi yok. Komensalizm hakkında daha fazla araştırma yapıldıkça aslında konağın da belki bu ilişkiden fayda sağlıyor olabileceği düşünülüyor. Ve bu durumda da bu ilişki tabii mutualizm oluyor. Ya da belki tam tersine konak ilişkiden zarar görüyordu olabilir ki o zaman da bu ilişki parazitizm olur. Yani genellikle komensalizm konak için tamamıyla nötr olan bir şey değildir. İki taraftan birine kayabilir. İşte sizlere anlatmak istediğim etkileşim çeşitleri bunlardı. Bundan sonra etrafınıza daha dikkatlice bakmanızı ve hatta sadece hayvanlarla da sınırlı kalmadan bakterileri, bitkileri de düşünerek bir yaşam alanında görülebilecek türler arası etkileşim örnekleri hakkında düşünmenizi ve bunları zihninizde sınıflandırmanızı istiyorum.